Bu zarfı sana Hikmet Bey'imiz yolladı. Ne parası bu be? Teşekkür babında. Oğlunu getirdiniz ya. Hayrını görsün. İhtiyaçlarını görür. Lazım olursa daha arayabilir beni dedi. Sen Hikmet kazana söyle, alsın bu parasını bir tarafına soksun, tamam mı? Delirtmeyin beni be! Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Hem demediğinizi bırakmayacağınız, hem aşağılayacağınız, hem söveceğiniz. Ondan sonra da sadaki gibi önüme para atacaksınız, öyle mi? Ben acımdan ölsem almam bu parayı, tamam mı? Ulan siz ne biçim insanlarsınız be? Ben sizin gibi insanlarım. Sen al bu parayı, al 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 al. Aynen böyle Hikmet kazanın göğsünü. Ne oldu lan Nuri? Ya bırak Allah aşkına ya. Bunları adam yerine koyan beyimizde kabahat, tamam mı? Başka kimse de kabahat bulmuyor. Koskoca kazan sülalesi bacak kadar kızın peşinde perişan ya. Ayıptır, ayıp. Hayırdır kız, nereye? Hırsını alamadın, evlerini mi taşlayacaksın? Bırak Babur abi ya. Kursa gidiyorum, ders çalışacağım. Allah hayretmişsin ha. Allah zihin açıklığı versin. Annemi hiç iyi görmedim ya. Korkmuş kadın baya. Kimin kabahati acaba? Sen ortadan kayboldun diye iyice kötüledi kadın. Artık sen de biraz sorumlu davran be oğlum. He? Tamam tamam, sen merak etme. Ben hallederim, bakarım ona. Ne oldu lan? Zarfı kafama attı efendim. He? Yakışıksız bir alay laf etti. Onca insanın içinde. Sizin için de hiç iyi konuşmadı beyim. Vay terbiyesiz bacaksız vay. Ne oluyor ya? Bu senin küçük hanım. Zerre kadar aile terbiyesi yok be. Para yolladım. Müstakbel gelinimiz eğitimine, ailesine destek olur diye. Biz burada dururken yakışık almaz öyle sefil dolaşmaları. Buyur, işte neticesi. Paramızı kafamıza atıyor terbiyesiz. Sen de böylece tanımış oldun işte. Eh, isabet olmuş. Bir daha öyle bir şeye kalkışmazsın. Babana böyle davranan karıdan hayır beklesen ileride. Böyleleri insanın ocağını söndürür be, ocağını. İstemiyor işte seni zaten, belli. Bu süprüntüyü bir daha karşıma getirmeyeceksin, tamam mı? Ver şunu. Hadi selametle. Ne oluyor, anlat bakayım sen bana şunu. Ya beyimiz beni Narin Hanım'ın evine gönderdi. Acil beni istetmişsin. Hayırdır? Duyduk olanları koçum. Kazan başkan bacını istemiyormuş. Bacın da başkanın adamının kafasına atmadığını bırakmamış. Artık zengin dünürlerin yok. Ne olacak bu borç? Bu kız ne yaptığını zannediyor ya. Tamam bir şekilde. Ya ne bileyim ben, nasıl ödeyeceğim bu borcu? Nasıl mı ödeyeceğim? Sana bir kolaylık yaparız. Bak şimdi. Uyuşturucu satacaksın. Bu bir. Şadiye de benim adıma çalışacak. Bu da iki. İkisini de geç. Başka bir yol varsa onu söyle. O zaman ben ilk taksidi kendi yöntemlerimle alayım. Gerisini sen yavaş yavaş... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.